Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda kısa süre önce lansmanı yapılan iki telefon var. Xiaomi 13T ve 13T Pro. Bu iki cihazın kutu açılışını Web Tekno Plus'ta sıcak sıcak yapmıştık ve daha detaylı bir inceleme için de size söz vermiştik. İşte geldik, buradayız. İsterseniz zaman kaybetmeden bir an önce başlayalım. Şimdi bu videoda 13T'den ziyade 13T Pro'ya odaklanacağız. Hani çıkan en yüksek model o olduğu için. Ama 13T'ye özel de video yapabiliriz. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Biz şimdi 13T Pro'nun kamerasıyla başlayalım. Arka tarafta zaten 3 kameralı bir set görüyoruz. Bunlardan ilki 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera. Burada Xiaomi kamera konusunda Leica ile bir işbirliği yapmış durumda. Ve bu sayede de aydınlatma çok iyi olmasa bile Leica ile kamera koşulları iyileştiriliyor. Yaptığı otomatik ayarlamalarla kaliteyi yükseltiyor. Aynı zamanda bazı özel fotoğraf stilleri de yer alıyor. Bunlar da bayağı değerli bizim için. Bu stiller sayesinde kameranız renk tonlarını ve dokuyu daha canlı ve daha gerçekçi şekilde ayarlayabiliyor. Aynı zamanda Leica'ya özel stiller de var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Yani dostlar anlayacağınız daha gerçekçi görüntü, daha iyi kontrast, daha canlı renkler. Yani aslında profesyonel fotoğrafçılığa dair aradığınız ne varsa bu cihazın kameralarında bulunuyor diyebilirim. Ana kamera konusunda hem fotoğraf ki burada portreye dikkat çekmem lazım. Gerçekten portre konusunda iyi performans veriyor. Hem de video konusunda gayet iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi bunun yanında Xiaomi Insight adında bir teknoloji daha var. Burada yine fotoğraf ve videoları iyileştirmek için yeni geliştirmeler yer alıyor. Aynı zamanda Insight özgünlük ve zeka gibi iki iddialı temele dayanıyor. Zeka gözlerim ile algılayamayacağı ayrıntıları yakalayıp kaliteyi zirveye taşımak için özel olarak çalışan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde gerçeği olabilecek en yakın seviyede yüksek kaliteli çekimler sunuyor. Özgünlük kısmı ise yine en doğru anları, en doğru renkleri yakalamanız için size yardım ediyor. Böylelikle çektiğiniz fotoğraflar galerinizde hani anılarınız daha canlı şekilde, çok da hızlı eskimeyecek şekilde kalıyor diyebilirim. Maksimum 8K 24fps, 4K 60fps ve 1080p 240fps'e kadar çıkabiliyorsunuz video tarafında. Tabii ki 240fps'i ağır çekimler için kullanıyorsunuz. Bu arada kutu açılış videosunda bir arkadaşımız slow motion performansı nasıl demişti, onun çıktısını da şu anda ekranda görüyorsunuz. İkinci kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f1.9 diyafram açıklığı bulunan telefoto kamera. Hem çözünürlüğün hem sensör kalitesinin hem de f1.9'luk diyaframın karşılığını veren bir çıktı alıyorsunuz gerçekten bu kamerada. O sebeple açıkçası benim beğendiğim bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak da benim en çok kullandığım ultra geniş kamera 12 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Fotoğraf konusunda bekleneni verdiğini söyleyebilirim. Video konusunda da yine performansı fena değil ama eğer özellikle ultra genişe ihtiyacınız yoksa ana kamerayı tercih etmeniz tavsiye ederim. Çünkü hani ana kameranın olayı bu zaten. Şimdi geçeyim ön kameraya arkadaşlar. Burada 20 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip ekranın tam ortasında konumlanan bir kamera var. Kutu açılış videosunda bir arkadaş ön kameradan bahsetti. Orada tost makinesi var diyorlar falan demişti. Bunun da çıktılarını şu an ekranda görüyorsunuz. Yani pek öyle diyemem. Çünkü gayet iyi sonuçlar veriyor ve sosyal medya konusunda fiyat bandının hakkını veren bir Android kamerası. Yani bu yorum dediğim gibi bence çoğu zaman yeterli oluyor. Video tarafında ise 720p ve 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Yani 1080p'de kalması belki eleştirilebilir ama bunu kenara koyarak söylüyorum. 30fps olması benim biraz daha eleştireceğim konu. Açıkçası en azından bir 60fps olsa daha iyi olurdu. Tasarım tarafına geldiğimizde ise zaten iki telefon da birbirinin aynısı. Genel olarak 13 serisinin karakteristik yapısını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Arka tarafta parlak siyah bir rengi var. Bunun tek olumsuz yanı arkadaşlar şu şekilde parmak izini çok net bir şekilde tutuyor olması. Onun dışında yani normal bir kullanımda ya da işte şeffaf bir kılıf kullanırsanız ya da daha şekilli şukulu bir kılıf alırsanız artık o size kalmış. Gayet tatlı bir duruşu var diye düşünüyorum. Kenarları plastik. Hani bunun neden olduğunu düşündüğümde de açıkçası hak verebiliyorum. Muhtemelen telefonun maliyetini düşük tutmak için tercih ettiler. O yüzden çok da problem değil açıkçası. 6.67 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekran 446 ppi, 1220x2712 piksel ve AMOLED bir yapıda arkadaşlar. Renkler konusunda da gayet iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim. Bunun aslında temel sebebi de Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi teknolojilerin, yani 1 milyardan fazla rengi destekleyen teknolojilerin cihazda bulunması. Bu tabii ki fiyat bandındaki birçok cihazda var. Hani bunu dediğim gibi ayrıştıracak bir şey olarak değil de diğerlerinden aşağı kalır yönü yok diye söylüyorum. Bunun yanında 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip, pik nokta parlaklığı ise 2600 nit. Yani güneş altında parlaklığı fullerseniz gayet iyi bir performans vereceğini söyleyebilirim. Dayanıklılık tarafına geldiğimde ise ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Şöyle bir genel toplam yapacak olsam şunu söylerim arkadaşlar açıkçası. Yani 144 Hz'lik bir ekrana sahip, dayanıklı bir ekran son koruma teknolojisi olmasa bile. Tasarımı bence hiç fena değil, kamerası güzel. Yani genel olarak baktığımızda elimizdeki cihaz kendi fiyat bandı için gerçekten tercih edilebilir
edebilecek bir cihaz. Ve geçiyorum onu teknik olarak zirveye koyabileceğimiz yere, işlemci. Burada MediaTek Dimensity'nin 9200 Plus'ı bulunuyor arkadaşlar. 8 Gen 2'nin direkt rakibi olarak üretilmiş bir işlemci. Performansın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kasmalarda ve ısınmalarda iyi bir performans veriyor. Tabii ki MediaTek'e özel bir olumsuz bakışınız ya da Snapdragon hayranlığınız yoksa gayet tercih edebilecek bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Yani sizi uzun bir süre çok iyi performansa götürebilecek bir cihaz. Tabii ki hani asla ısınmaz falan demeyeceğim çünkü çok hani reklam cümleleri oluyor. En de sonunda ısınır ve ısınmaya da başlar arkadaşlar. Ama o süreye gelene kadar %100 performans size çok iyi verecektir. Bunun yanında işlemcinin 8 çekirdekli ve 4 elemlik bir yapıda olduğunu da ekleyeyim. RAM tarafına geldiğimizde ise benim elimde 12 GB'lık bir versiyon var arkadaşlar. Bunun yanında bu arada 16 GB RAM olan bir cihaz da var. Onun da hatta depolaması 1 TB ancak bu cihaz Türkiye'de yok. 512 elimde ama 256 GB'lık bir versiyon da var depolamanın ama o da Türkiye'de yok. O yüzden eğer bir 13T Pro almak isterseniz 12 GB RAM ve 512 GB depolaması olan modeli tercih etmeniz lazım. Donanımı da bitirdiğimize göre sıra geldi oyun testimize. Bir arkadaşımız da PUBG test edin demişti. Zaten hani halihazırda yaptığımız test olduğu için hem arkadaşımızın isteğini yerine getirelim hem de bakalım PUBG performansı nasılmış. Önce bir sıcaklık ve şarjı ölçeceğiz. 15 dakika oynayacağız. Sonra tekrar sıcaklık şarjı ölçeceğiz ve burada buluşacağız. Evet, testimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Özellikle oyun performansı ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum ve geçiyorum batarya tarafına. Burada 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor arkadaşlar ve MIUI 14 ile birlikte gelen optimizasyonlar sayesinde bir günü gerçekten çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Ama tabii ki uzun süre kullanacağınız bir cihaz olduğu için de pil sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Kutu içinden de şarj kablosuyla birlikte 120 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Son dönemdeki güncel telefonların çoğunun kutusundan adaptör çıkmıyor, bu yüzden ben bunun da bir artı olduğunu düşünüyorum. 120 watt'lık adaptöre baktığımızda da 0'dan 100'e 19 dakikada şarj ettiğini söylüyor. Bu tabii ki kağıt üstünde bir veri, biraz daha oynama olacaktır ama tabii ki öyle 40 dakika 50 dakika falan kesinlikle olmayacaktır çünkü yani 120 watt gerçekten iyi bir seviye. Bir arkadaşımız bu arada ön sipariş dönemi bittiğinde fiyatlar değişir mi demişti. Bunun açıkçası cevabını veremiyorum, bilmiyorum çünkü. Ama ön sipariş döneminde yani şu dönemde bir kampanya olduğunu belirteyim. Öncelikle Xiaomi 13T'nin fiyatı 25.999, 13T Pro'nun fiyatı ise 33.599 lira. Ek olarak yararlanabileceğiniz fırsat da şu arkadaşlar, eğer 13T alırsanız 3.000, 13T Pro alırsanız da 4.000 lira. Hem ekosistem hem de tablet tarafında kullanabileceğiniz özel bir indirim kazanıyorsunuz. Bu da aslında iyi yani, yanına bir kulaklık, bir powerbank çekerseniz ya da belki iyi bir fiyat performans tableti alabilirsiniz. O yüzden bence özellikle ön sipariş döneminde iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Eğer cihazı beğendiyseniz size açıklamaya bir link bırakacağız. O linkten gidip hem detaylı bilgi hem de satın alıma ulaşabilirsiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer video sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada cihazları nasıl bulduğunuzu da çok merak ediyorum. Bunu lütfen yorumlarda yazın. Görüşürüz. Bay bay.